ya. Ne oldu ya? Yine? Sıkıldım ya. Neyden? Aa, ne oluyor ya? Baba artık yani hala o konudasın galiba. Anlıyorum, biraz gerginsin de bir anlat istersen ya. Kızlar, pazar günü resmen ben korku filmine uyandım. Aa. Yemin ederim bak, anlatayım, Özlem beni sevmez. O bile acıyacak bana. Aa, çok sabahleyin biz pazar günleri erken kalkarız, vaktimiz olsun diye. Aha. Kalktık, ben kahvaltı için çayı koymaya gittim. Evet. Eşim de yeni arabayı aldık ya. Ha. Yani camdan bakıyor falan arabayı, arabayı seviyor. Ha. Ya kendince ne yapsın? Sonra bana Tuğba diye bir bağırmasını duydum. Bir şey oldu zannettim insana. Koşarak gittim yatak odasına, bizim otopark arka tarafta. Tamam. Araba yok diyor. Nasıl dedim, araba yok. Nasıl yok ya? Bak var ya, üzerime yani üzerime bir şey bile alamadım. Apar topar aşağı indik. Sonra nereye hemen aradık aradık, bulamadık, karakola gittik. Oo. Şimdi karakola git, nereye gideceğim? Araba yok. Ben ayağımda terlik, insanın ayağında ayakkabı bile yok. Aa. Aşağı indik. Gönül annemi arıyorum. Gönül annem de ortada yok. Aa. Birden sabahleyin kaybolmuş evden. Baba ne dedi? Araba yok dedi. Aa. Abi baktım araba yok dedi. Gönül Hanım, ne yaptınız? Ben ne yapacağım ben? Yapmadım. Ama bak ne diyor? Araba yok diyor. Gönül sen var ya. Var ya, var ya, biz Beyhan Hanım'a diyoruz, bir şey karıştırıyorsun ama sen de ondan aşağı kalır yanık. Bak bak, var var. Sen ne yaptın da bu arabayı kaçırdın Allah aşkına? Ben yaparım. Nasıl yapıyorsun? Ben o araba alacağım dediysem alırım. Bir de yani böyle pahalı bir arabaya da benziyordu. Kaskosu falan var mıydı en azından? Yeşim'cim, kaskoya falan hiç gerek yok, araba bulundu. Aa! Ve bana görüntülerinde, evet görüntülerinde eşim gönderdi. Aa, aa, çok merak ettim. Görün. Tuğba, aşkım arabayı bulduğum yere bakar mısın ya? Annem sinirinden arabayı çekiciyle taburaya getirmiş, bomboş arazi. Saatlerdir bununla uğraşıyorum, biliyor musun? Eve kaç kilometre uzaklıkta biliyor musun? 200 kilometre hayatım, şaka gibi ya. Geçmeyen yola bıraktım. Nereden bulmuşlar? Çıldıracağım vallahi sinirden. Senin kayınvaliden tarlanın ortasına çektirmiş arabayı. Neyin hırsı bu? Valla neyin, bu neyin hırsı? Ben de bilmiyorum ama ben bunun hesabını çok güzel İnanılmaz soracağım. İnanılmaz rahatsız Şu edici bir şey. Şu an fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. Çok ben ona bir durum. Fırtına koparacağım burada. İkimiz de buradan kaçarak gideceğiz ama haklısın. Çok yakın. Araba hiç yerinden oynamamış arkadaşlar. Aa. Nasıl gitmiş biliyor musunuz? Çekici gelmiş tepeden arabayı almış. Aa. Çekicinin Çekici. Üstüne koymuş. Almış götürmüş arabayı. Sonra yine güvenlik kamerası çekiciyi de takip edebildiği için baktık 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 baktık. Çanakkale otobanından köy yoluna girince araba kayboldu. Tuğba! Ne var? Ne oldu? Gene nereden buldun benim arabamı? Beğeni var. Benim anne sen arabama. Gerçekten arabayı alıp oraya nasıl götürürsün? Ben götürürüm. Her yere götüreceğim. O araba silahına yar etmeyeceğim. Ya bak, benim adım varsa sana gülüşün. O arabayı vermem. Bak o araba bana geri gelecek. Aa, ay yine başladı ya. Vallahi çıldıracağım yok ya. Artık ya. Ya ben ne güzel çıldırıyor. Dağını ıssız yerine koydum. Çanakkale Avra'nı sen nereden buldun? Oğlum bak nasıl buldu, gördün mü? Sana da soracağım. Oğlunun senle birlik olmak neymiş bak, görecek o. Oğlunun kolu uzun, bize hiçbir şey olmaz. Yürürsün. Bak sen bizim hayatımızdan artık git. Onu en kısa zamanda bana geri getir arabamı. Kızlar Antalya'da yaşıyor ya Gönül annem. Şu an yanıma yerleşti tekrar. Geri bırakın. Gönül annemin gerçek yüzünün performansını izliyorsunuz arkadaşlar. Gönül annem evde de böyle bizi sürekli yiyor, bana yiyor, yiyor. Araba sana da yaramasın. Hadi hadi perde kapatın, kaybol. Haydi haydi. Haydi bekleme yapma, ticari bekleme yapma. Arabamı getir. Biz buradan cuma günü ben onunla zaten... Grip gibi biraz evet, bir keyfim evet. yoktu. Hadi dedim Antalya'ya gitmeyeyim. Zaten bu araba konusu da var evet, ya. Gerginlik gittim. Vardı evet. Tuğba'la gittim. Bu cumartesi günü anne işte ben dedi dışarı çıkacağım. İhsan'la beraber bak biz beraber gidiyoruz. Beni eve bırakıyor.
Bir de bana ne dedi biliyor musun? Anne dedi, komodinin üstüne 800 lira bırakıyorum. Yardımcı bayan gelecek, evi temizlik yapacak. Sen onun başında dur bak. Haydi. Hiç olacak şey mi? Ben ona onu bırakır mıyım? Kadın geldi, kadını da sepetledim. O sinirli evi ben temizledim, 800'ü de cukka attım cebe. Akşam geldi ama ne yapmış? İşte iş orada karıştı zaten. Meğersem kadını aramış, demiş ki yarın da anneme gider misin o paraya? Aa. Kadın da demiş ki beni kovladı evdeki hanım diye. Tuğba da aramızda atışma olunca ben de sabah çekiciyle çağırdım. Onlardan habersiz erkenden götürttüm arabayı ıssız. Çanakkale'nin 200 metre bizden vardır. Havran köyün şeyini dağın tepesine bıraktım. Ama. Onlara ceza vermek için. Al. Ama buldular. Ben de uğraşırlarsa başına gelecekleri görsün. Buldular. Nasıl buldular? Ama çok uğraştılar da gene kıyamadım oğlum. Yalvardı, karakollara gittiler. Şeye seyrettiler karşıdaki kameraya çekiciyi gö. Evet. Ama otobanda yok ki. Nereye gittiğini bulamadılar. Ondan sonra zaten araba benim yani kendi malım. Evet. Tuğba da karakolda ay arabam ayılıyor bayılıyor gitti çaldılar. En sonunda söylemek zorunda kaldım.